Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Terör örgütleriyle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle bizim işimiz olmaz dedi. Kendisine yedi zamanında sınırda. Ha burada ben mi kurdum o işleri? Ben mi geçirdim Suriye'ye o kadar teröristi? Boş verin bu işleri ya. Hararetlisin bu konuda. Hararetliyim tabii. Kendi yaptığını başkalarına atıyor. Millete lahmacun ısmarladı. Dört tekerlekli mahkemeler kurdu. Bilmem ne yaptı. Sonra ben CHP'li de değilim. Ben komünistim. CHP benim için onunla aynı. Hiç fark etmiyor. Çünkü şu anki durumda öyle aynı. Şahatı ne diye görüyorsunuz abi? Adalet konusunda. Adalet mi? Öyle bir şey yok ki. Türkiye'de ne zaman adalet olmuş ki? Olmuş mu? Yorumlarız. Gerçekten Türkiye'de adalet olduğuna inanıyor musun? Tartışılır yani. Evet. Bir mahkemenin senelerce sürdüğü bir ülkede adaletten söz edilebilir mi? Ben şurada su mikrofonu ben uzattım. Ben 30 seneden beri eşimden ayrıyım. 3 senedir boşanamıyorum. Evet. 3 senedir boşanamıyorum. Bu oyuna bilmem ne. Burada adalet ne biliyor musun bu? Bu sende çoksa deler geçersin. İfade özgürlüğü abi. Yok. Şu an mesela istediğiniz... Beni şimdi alabilirler bile mesela. Ben böyle konuştuğum için beni alabilirler. Ben emekli gazeteciyim Anadolu Ajansı'nda. Anadolu Ajansı'nda mısın? Evet, Anadolu Ajansı'ndan emekli. Burada röportaj yaptığımız vatandaşın birisi tutuklandı, bilginiz vardır belki. Biliyorum, ben onu izliyorum, sizi takip ediyorum. O yüzden Türkiye'de adalet diye bir şey yok. Burada zaten var. Dünyada yok da Türkiye'de hiç yok. Bu millete ne diyeyim ki, bu millete ne dersen de hiçbir şey anlamaz ki. Geçenlerde şurada kemençe çalıyor ya bir arkadaş. Daha iyi adam yöneten var mı dedi bana, tamam mı, ülkeyi. Öyle bir konu açıldı. Niye dedim, bu milleti yönetmekte ne var dedim. Koy ceketi o koltuğa dedim, o bile yönetir. Bu milleti yönetilmesi o kadar kolay bir millet ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Terör örgütleriyle kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız dedi. Halkın bu konudaki görüşlerini alıyoruz. Peki kendisi niye kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı televizyona çıkartıyor? Niye kendisi kırmızı halı seriyor? Şimdi terörist başı ilan ettiği, o mekri mekri de getirdiği o Salih Müslim mi ne? Onlardan o zaman iyiydi. Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nde onlardan toplantı yapıp hatta özellikle sen şuraya oturacaksın derken. Peki 2004'te Kıbrıs'ı neredeyse verdiydi. Allah'tan Rumlar geri çekildi de Kıbrıs bizde kaldı. Şimdi Kıbrıs'ın müdafasını yapıyor. Ya başta bunlar kendileri müdafaa. Hani Osman Öcalan'ı eğer içeriye atacaklarsa Osman Öcalan'ı içeriye çıksınlar. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran adamı içeriye çıksınlar. Benim haberim yoktu demişti Osman Öcalan'ı TRT'ye çıktığında. Ne münasebet ya, bir Cumhurbaşkanı haberi yoksa bıraksın Cumhurbaşkanlığını gitsin. Öyle şey mi, Cumhurbaşkanı haberi olmaz olur mu ya? Ben AK Parti'ye oy vermiş bir adamım. AK Parti'ye oy vermiş bir adamım. Kendim MHP'liydim ama ben rahmetli Albay Alparslan Türkeş'in MHP'sindenim. Şimdiki ne bok yediğini bilemeyen bir adam değil. Ne ateş edeyim bilemeyen bir adam değil. Türkiye'deki şu gidişatı nasıl değerli? Kötü kardeşim. O derece kötü. Çünkü mafyanın eline kalmış memleket. Oy vermişsiniz abi zamanında. Desteklemişsiniz. Yani oy veren bir vatandaş olarak pişmanlık var mı? Ben pişmanım tabii canım. Ha 2007'de verdiğim oya pişman değilim. Ha gerçi 2007'de bunların yaptıkları yine Devlet Bahçeli olmasaydı o zamanki Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz bunların yaptıklarının hepsini yapacaktı. PTT'nin tesisi satmasın diye bu ne yaptığını bilemeyen Devlet Bahçeli'nin görevden almasıyla onların gerçekleştiremediğini bunlar gerçekleştirir. Zaten proje bunlardandır. Sağlıkta SSK'nın birleşmesi, sosyal güvenlik onların bunların yaptığını zaten o da proje vardı, çıkıyordu yani birleşecekti. Devlet Bahçeli oyunu bozmasaydı zaten birleştiydi. Hani o zaman ama şimdi bunlara nasip oldu. Bu adam 2007'ye hatta 2011'e kadar çok beğendim. 2011'de oy vermedim. Niye vermedim? Allah-u Teala'ya ait olan vasıfları üzerine almış bir başbakana sahibiz deyince buna oy verenler zaten kafir oldu. O bir milletvekili söyledi ya Recep Tayyip Erdoğan seçilmiş başbakanı görevden alabiliyor, bakanı görevden atabiliyor, milletvekilini görevden atabiliyor da o milletvekilinde deseydi kardeşim ne münasebet ya, sen beni Allah'ına tövbe aşağı, bütün aşağı sen çekmiyor musun? Hadi defol git, hadi senden milletvekili olmaz deseydi o zaman ona oy verenler helal olsun derdi. Ama kendisi istediği zaman istediğine kızıyor, onu söyleyene kızmıyor. Hakkın adaletiyle görev yapar diye ben verdim ona. Pişmanım. 2019'da bana %9.9 zam verdi, kendisine %26 zam aldı. Mutfağına ne giriyormuş? Cebinden para mı harcıyormuş mutfağına? Her evde buzdolabım var, olmasın da. 70 senedir var benim evimde buzdolabı. Valla şimdi en son bu memleketi yöneteceklerse devlet yöneticisi gibi yönetsinler. Mafyayı konuşturmasınlar, mufyayı konuşturmasınlar. Yakışmaz. Bugün bu mafya sevmediğim CHP'nin genel başkanına bu lafı söylerse yarın gelende buna laf söyleyecek. Ne yapacağız? Adam gibi yönetsinler arkadaş. Önce milleti düşünsün. Kendisini düşünmesin. Kendisi yeter artık. Çünkü 62 bin lira maaş, 2019'da 17 bin lira emekli cumhurbaşkanı maaşı alırken 62 bin lira da devlet başkanlığı maaşı alıyordu. Devlet başkanlığı dedim ben buna, partili cumhurbaşkanlığı diye. Niye %9.9 beğenmedi de kendisine %26 aldı?
Hangi hakkın adaleti? Hazreti Ömer karısına geldiği zaman nereden aldın bu fistanı? Pazardan, ha demek ki bana verilen maaş fazla dedi. Hakkın adaletiyle yapan adam kendisi, ha yiyecek. Cumhurbaşkanı tabii ki devletin parasından yiyecek. Mutfağına devletin parasından yiyor. Ama kendisine de bana %9.9 veriyorsa kendisine de %9.9 alsın. 58 yaşındayım, 62 doğumluyum. Ve gece bekçiliği yaptım. Tabii Cumhurbaşkanlığı Nüve Sultanım'a göre 58 yaşındayım. 62 doğumluyum. Ama asıl ana yaşım 61'in 29 Ekim'i. Emekliliğin var mı abi? Emekliyim. Ama çalışıyorsun. Yetmiyor ki. Emekli maaşı ne yetecek ya? Antalya gibi bir yerde 1000 liradan aşağı daire mi var? Öyle söylüyordu abi. Biliyorsunuz biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiyoruz. Başkanlık sistemiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sistem gelmeden önce oyunuzu bu kardeşinize verin. Nasıl mücadele edilir enflasyonla, dolarla diyordu. Ama şunu da söyledi o aynı Cumhurbaşkanı. Ben başbakanım, yüzüğünü gösterdi. Bundan başka malım yok. Eğer bundan başka fazlası olursa de bilin ki çalmışımdır dedi. Ona ne yapacağız? Onu sormak lazım. Yok arkadaş, hakkın adaletiyle yönetecekse hakkın adaletiyle yönetsin arkadaş. Yine ona destek veririz. Önemli değil ama hakkın adaletiyle yönetsin. Bana ben burada bu memlekette 1500 lira maaş alana %9.9 verip de 62 bin hatta 15 bin lira da fazla belki 20 bin lira emekli cumhurbaşkanı maaş alırken 62 bin liraya %9'u beğenmiyor, 6 bin lira zammı beğenmiyor, 15 bin liraya çıkartıyorsa beni de öyle yapsın. Hakkın adaleti budur. Peygamber Efendimiz'i yıllardır 58 yaşındayım hep bu şekilde övündüler. Camilerde, Diyanet İşleri Başkanlar da olsun, imamlar da olsun. Peygamber Efendimiz kuru hasırda yattı, ümmeti rahat etsin diye. Ya koskocaman dünyanın peygamberini, İslam'ın, Allah'ın özellikle ben nurumdan yara üfledim sana dediği Peygamber Efendimiz'i kuru hasıra layık göreceğiz. Ama biz ben de. Fakirimiz, fukaramız çokken saraylarda, uçaklarda şunu da burada yapacağız. Ayıp dememiş yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki, sorumu sorayım abi. Ben o adama güvenmiyorum. Tamam. Hayatta güvenmem. İş onu aldırdı da almadı. Onun o adam zaten geldi Türkiye'yi batıran adam. Dedi ki, terör örgütleriyle omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz yan yana olmayız dedi. Bu konuda halkın görüşlerini alıyoruz biz. Söyleyeyim. Zaten beni halk olarak da beni terör olarak görüyor. Ben ona oy vermedim. Ben terörist oluyorum. Salahattin Demirtaş'a bugün 5 milyon oy verdiler oraya. Bütün o 5 milyon terörist midir? Terörist dağıtıdır. Gitsin orada bitirsin işi. Mecliste olan bir adam terörist olabilir mi? Bitirsinler, bitiremezler. Hem nasıl bitirecek yani? Para gelen bitirdiği zaman onun suyun musluğu da kesilir. Onu da kesilecek yani. Yani o kim yandaşı değilse teröristtir. Sen de ol. O da olsun. Hangi vatandaş? Onu desteklemiyorsa terörist diyor. O geç. Derece mi abi gerçekten? Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Yani ben şu anda mesela Saatli Demirtaş o gazetecileri bir içeri atıyor. Neden atıyor ben onu anlayamadım. Adamlar silah almamışlar mücadele. Yani insanlar ölmesin dediği için adamları içeri tıkıyorlar. Ölmesin yok, yani. Tamam. Evet yani ülkede battı gelçi de. Allah yardımcımız olsun. Madem böyle bir ülkede siz şu an konuşabiliyorsunuz abi de ne derece konuşuyorsunuz onu da bilmiyorum. Vallahi ben her şeyi göze aldığım için konuşuyorum. Beni zaten ben bir paylaşım yaptım bana ceza kesti. Halkı takmıyor ki kafaya. Halk herkes onu kendi dediğini yapıyor. Kendi dediğinden başka hiçbir şey yaptırıyor. Yani bütün insanlar suçlu olamaz yani. Pozan bir suçluyuz. Sadece yandaşları mı iyidir? Ya Bülent Arıcı böyle bir şey söyledi. Adam dün akşam dikkatimi çekti. Adamı bile hemen neredeyse o da haini ilan edilirler. Ya düne kadar kolundaydı. FETÖ diyor. FETÖ'nün beraber hocam seni biz getireceğiz diye konuşuyordu. Asas duruşa giriyordu. Şimdi FETÖ düşman oldu. Çünkü musluklar ayrı düştü. Bir çeşme akmaya başlayacak. Öyle oldu işte. Valla beni bildiğim budur. Ben o kadar Kürt'ü de tahsilim de yok. Ama ben bunu sadece televizyonda bazı seyrettim, gördüğüm kadarıyla söylüyorum. İş olmazsa o zaman ama TRT kanalına da onlar da çıkarmış. Kırmızı bültenle arayan birisini. Yani o zaman hani bunu da söylemesi lazım bunun yanına. Öyle yani. Hani madem varsa da bir şey tartışılır, yoksa da tartışılır. Ama bir şey yani ya hem yapılmışsa hem bir şey gizlenirse o da tartışamazsın. Hani bir şey gizleniyor gibi oluyor o zaman. Ha belki her ikisi de yanlış. Herkes yani hata yapabilir ama bilmiyorum. Konuda halkın görüşlerini alıyoruz. Onu söylemiş yani. Sonuçta bu ülke yıllardan beri hep terörden yana çok büyük acılar çekti. Bütün hep masum hani annelerin çocukları vefat etti. Şehit oldular. Yani bizim görüşümüz de zaten bu. Bizim etnik kökenlerimiz de hep milliyetçi olduğu için biz de desteklemeyiz yani doğru söylemiş. Bu konuda yani katılıyoruz. İma edip olabilir. CHP mi acaba dem vuruyor? Ya belki hani şimdi Cumhur İttifakı'nda MHP ile beraberler. Evet. Onlar da diğer ittifakta HDP ile beraber sandığa girdikleri için belki de ona laf vurmuştur. CHP aslında açık açık bir ittifakları yoktu bildiğim kadarıyla. Yok. Hani sadece sandıkta galiba bildiğim kadarıyla hani oylarını azaltmak istiyorlar daha doğrusu. Beraber ittifak yaptıkları bu. Hani beraber iş yaptıklarını düşünmüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurban olan başta. Evet, o bizim başkanımız, baş tabi mi? Kafan mı güzel abi? Yok, ben konuşayım, gayet iyiyim, ben ayıkım. Terör örgütleriyle yan yana kol kola yürüyenlerle bizim işimiz olmaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu olmaz, doğru söylemiş. Ha, ona katılayım. Başka sorunuz ne? Ne ima ediyor olabilir sizce peki? Şimdi bu terörü kaldıracak. Niye? Libya sorunu var. Evet. Doğru mu? Doğru abi. Libya sorunu, ondan sonra efendime söyleyeyim. Nereye girdi bu adam? Libya sorunlarına karşı geliyor. Niye? Terörle halkımızı rahat etsin diye. Ben o Cumhurbaşkanı'nın elini öpeceğim. Görsem var ya. Niye abi? Öperim abi. Yok, tabii çünkü öpebilirsin de neden yani? Halkın huzurunu sağlıyor. Baktı ki yasak diyor. Niye? Mesafeyi koruyun diyor. Adam ne güzel şeyler öneriyor yani. Evet, geceleri kardeşim, dışarı çıkmayın diyor. Geceleri çıkmayın diyor. Adam mesafe korumuş. Adam ne bileyim yani geziler. Abi görürsün. Bak halkımızı görürsün. Ekonomi çok iyi. İyiye gidecek. Allah'tan bir şey olmazsa İnternette yani yayınlayın kardeş. Tamam abi. Cumhurbaşkanımız ne onaylıysa o doğru söylüyor. Doğrudur diyorsun. Ama hastalıklarda değil, korunun değil. Mesafeyi koruyun, maske tak. Sen maske takmıyorsun. Ben taktım kardeşim. Ben şimdi çıkardım. Sizi gördüm yani. Ha, o yüzden konuşmak için çıkardım. Konuşmak için. Cumhurbaşkanım onu onaylar. Hiç bende sıkıntı yok. Sana sıkıntı yapmaz abi. Ha, bende sıkıntı yok. Yalnız şu halkımıza bir bakayım mısın? Bak sen de görüyorsun. Suçlu halk abi. İç içe geziler. Bak mesafe yok. Mesafe kucağa yok. Geziyorlar. Bak Tayyip Erdoğan da hak veriyor bize. Bak iç içe. Ha, kimi görüyorsun? Mesafe yok. Bir metre mesafe yok. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Onu böyle halk koruduğu için takdir edeyim. Ellerinden öpmüşüm. Ama bunu yayınlayın Cumhurbaşkanı. Yayınlıyorum abi. Cumhurbaşkanım seni çok sevdim, takdir ettim, öptüm seni.